Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın tehditlerini böyle yanıtladı. Kudüs konusundaki dik duruşundan taviz vermedi. Ancak o duruş İsrail'i öylesine çıldırttı ki görülmemiş küstahlıkta bir açıklama geldi. İsrail'li vekiller Erdoğan'ın cezalandırılmasını istedi. Kudüs'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs konusundaki duruşu İsrail'i çileden çıkardı. Vekiller haddini aşan küstah açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın cezalandırılmasını istedi. Görülmemiş küstahlığın fitilini ateşleyen işte bu adam. Likud Partisi Milletvekili Yehuda Glick, aşırı sağcı partililerin desteğini aldı. Erdoğan'ın İsrail'in egemenliğine müdahale ettiğini öne sürdü. Kudüs'e ilişkin açıklamalarından dolayı cezalandırılmasını talep etti. Kudüs'ü işgal ve yağmadan başka hiçbir değeri olmayan bir devletin vicdanına da bırakmayacağız. Vekillerden gelen cezalandırma talebi İsrail parlamentosu Neset'te tartışmaya açıldı. İstenilen o cezanın ne olduğu ya da kimin nasıl vereceği belli değil. Ancak ilk tepki Filistin asıllı vekil Ahmet Tıbi'den geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve halkının Trump'ın kararına karşı ortaya koyduğu tavır onurlu bir tavırdır. İsrail'in sağ kanadını öfkelendiren ve Erdoğan'a saldırmasına neden olan şey Türkiye'nin izlediği net ve sağlam pozisyondur. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Birleşmiş Milletleri yalanlar evi olarak tanımladı. Kararı daha kabul edilmeden önce reddediyoruz. Başta Amerika olmak üzere bütün büyük elçilikler Kudüs'e taşınacak dedi.